Teşekkür ederim. Gurur kaynağımız Yalman'la birlikteyiz. Kıdemli bankacılık analisti bu sefer Bloomberg International'a değil mi? Bu global şekilde aslında yayınlanıyor. Bir makale yazdı. Çok önemli bir makale. Çünkü ben hep senin ismini kullanıyorum burada. Öyle değil mi bu Barış? Yalman şunu söylemişti. Yunan bankaları bile Yalman'ı arıyor. <laughs> Avrupa'dan bile arıyorlar. Aslında şu oluyor Yunanistan'la. Aslında piyasanın düşme sebebi bu. Yunanistan'ı çünkü fiyatlıyor demiştin. Nasıl fiyatlıyorlar ve sen bir çözüm öneriyorsun burada Yunanistan'a. Ne diyorsun? Yunanis, one way Greece can keep its banks alive. Yunanistan'ın bir yolu var bankalarını canlı tutmak için. Nedir o? Yani bu e, Yunan, Yunanistan'ın yeni hükümetiyle Avrupa Birliği diğer güçler al takke ver takke kavga ederlerken e, bankaların batmaması için ee, çözüm tek çözüm şey olarak düşünüyorum. Yani e, aynı Kıbrıs'ın yaptığı gibi e, para çekilmesine, e, başka yerlere para transferine belli sınırlamalar getirilmesi. Yani bu iyi bir şey olduğu için değil. Ben diyecektim. Ama, Hiç ama iyi bir şey değil aslında. bu olmayınca çok daha kötü olacak bankaların durumu. Şimdi şöyle bir durum var. Yani Yunanistan herkes diyor ki Yunanistanla Avrupa Birliği sonunda anlaşacak. Sence? Onu varsaysak da ben o kadar emin değilim. Yani Biliyorum yüz, o yüzden söylüyorum. Yüzde yüz değil bu sonuç bence. Çünkü iki tarafta çok katı, çok zıtlaşıyorlar. zıtlaşıyorlar. Ve Yunanistan diyor ki Yunanistan'ın düşüncesi bizi bunlar bırakamazlar. Avrupa yani para biriminde ve Avrupa biriminde kalmamız e, istiyorlar ve bizden bizim çıkmamız çok kötü olacağını düşündükleri için elimizde çok güçlü bir koz var. Bunu kullanalım. Daha çok bir şeyler alalım. Çok acı çekiyor halkımız diyorlar. Doğru Yunan halkı çok acı çekiyor. Ben Yunanistan'da çok insanla konuşuyorum devamlı. Hakikaten durum kötü. Öte taraftan Avrupa Birliği diyor ki bu inanlar yıllarca yan gelder yattılar. 55 yaşında emekli oldular. Onların e, maaşlarını biz ödedik. Biraz kendilerine çeki düzen versinler. Kemer sıksın. Ve artık şu farkı farklı bence Yunanistan'da ya pardon Avrupa Birliği'nde Yunanistan çıkarsa para biriminden ve birlikten dünyanın sonu gelmez. Biz bununla baş ederiz diye düşünmeye başladı Avrupa Birliği ülkeleri. Özellikle Merkel mi? Yani Birliği. sadece Almanya değil. Değil değil mi? Bütün bütün güçlü ülkeler böyle düşünmeye başladılar. Almanya, Finlandiya, Hollanda bunlar çok önemli ülkeler. Artı finans dünyası böyle düşünmeye başladı. Bu da yeni sürekli, değil mi? Sürekli yeni başladı sürekli. Bu. Böyle raporlar yayınlanıyor. Demekçiler veriyorlar. JP Morgan'ın işte Aha. diğer banka büyük bankaların raporları biliyorsunuz devamlı onu okuyoruz. Bu raporlar devamlı işte ne olur Yunanistan çıkarsa para biriminden Euro'dan o kadar fazla bir şey olmaz işte ABCD olur. Ama sonunda bu risk o kadar büyük değil Avrupa Birliği işine devam eder Euro devam eder Yunanistan'sız Euro'da problem değil derler. Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musun? 2008'de krizin hmm. en hassas noktalarında ben Lehman Brothers'la ilgili yazılar yazıyordum o zaman batmadan önce. Ve Lehman's'ın en son dakikalarında aynı şey oldu. Büyük bankalara e, buradaki Hazine, Amerikan Hazinesi sordu. Ne olur Lehman batarsa? Yani kurtarmazsak Lehman'ı hmm. bütün ek finans piyasasına, bütün bankaları çökertir mi? Onlar da oturdular hesap kitap yaptılar. İşte bizim Lehman'a şu kadar alacağımız var. Bizim Lehman'a bu kadar borcunuz var diye. Ve büyük bankaların hepsi dediler ki korkmayın kontrol şey ederiz, olmaz. Kontrol ederiz. Containin kalır. Evet, Contain, kontrol, değil mi? Kontrol Hı -hı. altında olur. Hatırladım Lehman, şimdi çok doğru. Lehman batarsa bir şey olmaz korkmayın dediler. Şimdi Yunanistan. Bütün herkes onu dedikten sonra da ne oldu? Hükümet bıraktı Hı, Lehman batsın. Olmazdı. Ama ondan sonra. Bir de domino efekti hem vardı. Hem nasıl hani domino oldu? Bütün dünya çöktü. Yunanistan hakikaten o kadar. Yani Yunanistan tabii ben e, aynı analizi yapmadım çünkü bankacı biliyorsun. Evet. Değil mi, biliyorsun. O yüzden doğru. yani bir hükümetin e, ben aslında e, mesela Kıbrıs bankalarında e, bu para kontrolü ve e, çekişlere ve transferlere sınırlar getirildiğinde bunun Avrupa Birliği'ne etkileri olur mu diye araştırma yapmıştım. O zamanki bulun bulgular sonuçta e, yani bu korku her yere yayılmıyor. Bizim bizim bankalarımız farklı diyorlar ve insanlar paralarını çekmiyorlar. Ama Yunanistan'da aynı nedenle değil para çekişi çok büyük bir para çıkışı var Yunan bankalarında. Ee, Aralık ayında 6 milyar euro ee, Ocak ayında yaklaşık 15 milyar euro ha, üç çıkmış. 3 katı kadar neredeyse. Yani 15 milyar euro daha önceki krizde çıkmayan bir para. Yani Yunan bankalarından 2010 ile 12 arasında e, çok yüklü paralar çıktı ama hiç 15 milyar euroya kadar çıkmamış aylık. Yavaş 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 çıkıyordu. Bu sefer bir panik olmuş durumda. Bu, bunu nereden aldın bu rakamı? Bunlar e, Avrupa Merkez Birliği rakamları artı e, Yunanistan Merkez Bankası'nın rakamları. Yani direkt geldi ve evet. bu ilk defa sen bunu yayınladın. Sen bunu duyurdun öyle değil mi? Yani bu rakamlar var ama işte hepsini araya getirip toplayıp i̇şte karşılaştırıp. He, etmek. Analizini yapmak. Evet, e, on, onları ben ilk yapıyorum. E, sonuçta panik neden var Yunan, Yunan halkında? Onlar da emin değiller Avrupa Birliği'nde ve Euro'da kalıp kalmayacaklarına. Yani eurodan ya çıkarsak Belirsiz. e bu sefer bir anda ellerindeki euro euro olmayacak. Daha doğrusu elindeki kağıt para euro olarak kalacak ama bankadaki euro bir sabah bir kalkacaksın dramaya dönmüş. 100 euro vardı pardon 100 draman var şimdi diyecekler. E 100 drahma o sabah 100 drahma 100 euroya eşit olabilir ama öğleden sonra o 100 drahma büyük ihtimalle 50 euroya eşit olacak. Hatta akşam az. olduğunda 30 euroya eşit olacak. O yüzden insanlar paralarını çekip Yastık altına koyuyorlar. Anladım. Şimdi ama iki durum da kötü değil mi Yalman? Toparlarsak Tabii. eğer kemer sıkmaktan da bıktılar. E, evet ve yani kemer sıkmanın da yapan, çözüm olmadığı görülüyor. Yani evet. kemer sıka sıka da e, tekrar ekonomi canlanmıyor. O yüzden de bu da tek çözüm değil. O yüzden aslında, senin çözümün diyorsun. Sonuçta biz. kökten kökten radikal şeyler yapmaları lazım. Ama ne hükümet ne de Avrupa Birliği doğru şeyleri aslında hiç tavsiye etmiyor. Yani hep hep. Yanlış şeylerin üzerinde takılıyorlar. Senin tavsiyelerini dinlemeleri lazım. <laughs> Para çekmeyecekler. <laughs> Gerçi o da kötü. Vatandaş için ama o değil mi? Bunun Buna geliyorsun yani vatandaş, etkide. Vatandaşın da tabii e, acı çekme şansı, yani hep çekecek yani. Yunan halkına yazık ki daha çok çekeceği acılar var. Yapacak bir Bu şey bana yok. Bana çok karanlık geldi Barış. Yani a, Yunanistan batacak gibi görünüyor. <laughs> Kendisiyle birlikte diğerlerini de batırmasın umarım. Ama Yalman'ın dedikleri tutuyor biliyorsun. Diyorum sözü tekrar New York'tan bizden, Yalman ve benden size veriyoruz.